Bugün Bebek'teyiz. Bebek semti İstanbul'un, belki de Türkiye'nin en lüks semti. Öyle geçiyor ve aynı zamanda da kanıtlanabilir bir şey. Yani hem gayrimenkul fiyatlarıyla, hem işletmeleriyle, hem buradaki genel yaşantının düzeyiyle ve bu civarda yaşayan ve vakit geçiren insanların gelir düzeyiyle de anlaşılabilir bir durum. Bazı benzetmeler yapmak gerekirse ne kadar doğru olur ama işte dünyanın işte belki Monte Carlo'su, Saint Tropez'i falan gibi yerlerle kıyaslanabilecek bir yer. Boğaz'ın en güzel noktalarından biri olmasından sebep burası hep tercih edilmiş durumda. Hem çok orta noktada, hem her yere erişilebilir bir noktada, hem de hem yeşilinin doğasını koruyan, hem de çok güzel manzaralar sunan bir semt. Belki birçok insanın merak ettiği isminin nereden geldiği konusuna değinirsek, birçok rivayet var ama bir tanesi şu, Evliya Çelebi'nin ifadesi. Fatih Sultan Mehmet şehri kuşatırken Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor ve o bölgenin de güvenliğinden sorumlu olarak Mustafa Çavuş isminde, Mustafa Çelebi isminde birini görevlendiriyor. O da o kadar bebek yüzlü ve o kadar yakışıklı bir adam ki ona Bebek Çelebi diyorlar. Ve Bebek semtinin de isminin oradan geldiği düşünülüyor. Bebek'te değinilecek o kadar çok konu varken tabii bizim kent gezgininin konusu itibariyle mimariye fokuslanacağız. Şimdi nokta atışlarıyla önemli bulduğum ve beğendiğim yapılara gelin bir göz gezdirelim. Şu anda Bebek Parkı'ndayız. Bebek Parkı'nda durduğum bu noktada sabahları uzun bir süredir bir grup halinde denize giriliyor. Sabah saatlerinde oluyor genelde bu. Öğlen saatlerinden sonra buradaki kitle değişiyor. Ben de bu sabah saatlerinde giren gruptanım aslında. Birkaç kere girdim. Bunu da sosyal medyamda paylaşmıştım. Şimdi bu bulunduğumuz nokta aynı zamanda Mısır Konsolosluğu'nun binasına da bitişik. Mısır Konsolosluğu binası da aslında geçmişteki ismi Emine Valide Paşa Yalısı. Emine Valide Paşa Yalısı, Boğaz'ın bu noktasında yani en güvenli noktası diye kabul edilen bu kıyıya yapılmış. Neden güvenli? Çünkü hem koyun derin olması, içeriye doğru giriş kısmının, hem de akıntının burada az olması sebebiyle burayı tercih etmişler. Bu Boğaz'daki aslında cephesi en uzun yalılardan bir tanesi. 76 metre rıhtımı var. Bu yapı aslında 1902 yılında inşa edilen bir yapı. Öncesi de var, onu da anlatacağım. Fakat bu yapının mimarı Raimondo da Ronca diye geçiyor. Hepinizin bildiği İtalyan mimar. Fakat birçok kaynakta geçmesine rağmen başka tezleri olanlar da var bu konuyla ilgili. Yani başka bir mimar ismi de geçiyor. Net değil ama çoğunlukla Raimondo da Ronca zikredildiği için bu ismi ben de dile getiriyorum. Geçmişte bu yapının yerinde dönemin Şeyhülislam'ı olan 1. Abdülhamit döneminin ve 1781 yılında inşa edilen Dürrüzade Mehmet Ataullah Efendi'nin yalısı varmış. ...1902 yılında inşa edilen bu yapı öncesinde dediğim gibi birçok başka yapının üzerine konmuş bir yapı ama o eski yapıların sonuncusu 2. Abdülhamit tarafından satın alınıyor ve Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'ya hediye ediliyor. Abbas Hilmi Paşa'nın validesi de şu anda yapıya ismini veren Emine Valide Paşa. Emine Valide Paşa bu yapıyı 1902'de daha önce ona hediye edilmiş olan yapının yerine yaptırıyor. Yıllar sonra da Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra burayı devlete aslında hediye etmek istiyor. Fakat Emine Valide Paşa ismi yerine devlet, Bebekli Emine Hanım diye belgelerde düzenleyince aslında biraz buna bozuluyor.
ve burayı Mısır hükümetine hediye etmeye karar veriyor. Tabii benim de aslında yakın zamanda edindiğim bu bilgi, yani çok üzücü bir bilgi çünkü basit ya da eften püften demeyeyim, kişiye göre değişir ama hani böyle gayet lüzumsuz bir sebepten Mısır hükümetine buranın hediye edilmesi de biraz yazık olmuş aslında. Yapı ana karakteriyle Arnavut'un bütün özelliklerini gösteriyor. Tüm süslemeleriyle, bitki motifleriyle. Başka bölümlerde de dile getiriyorum çeşitli akımların isimlerini falan ama belki birazcık da akımdan hemen buraya gelmişken bahsedeyim. Arnavut aslında modern mimariye geçişteki ara süreçlerden bir tanesi. Arnavut ne demek? Art Nouveau gibi düşünebilirsiniz. Arnavut yani yeni sanat. Bu da aslında binaların yalınlaşması için gösterilen çabalardan bir tanesi. Hani bu gördüğünüz tabii ne kadar görece yalın gelecek ama dönemine göre yalın işte bitki motifleriyle falan süsleme ağırlığını hafifletmeye çalışan bir çabanın sonucunda oluşmuş bir akım. Bu yalıya sürekli yalı diyoruz ama aslında burası bir sahil sarayı. Yani büyüklüğünden ve heybetinden sebep aslında buna bir sahil sarayı demek daha doğru. Yapı da aslında uzun yıllar terk edilmiş ve hani çok bakımsız, harap haldeydi. Benim çocukluğumda da öyleydi. Böyle güvercinlerin yuva yaptığı, camlarının kırık olduğu çok pis ve kötü bir binaydı. 2011 yılında Saruhan Mimarlık tarafından restore edildi. Aslında 2011 yılı şöyle bir önemi var. Mısır hükümetinin monarşinin 59. yılına simgesel olarak yaptığı bir onarımla açılan bir yapı oldu ve hani günümüzde de hala konsolosluk olarak devam etmesine sebep verdi bu bakımlı hali. Tarihte de çok fazla önemli isme misafirlik etmiş bir yapı. İşte çeşitli prensler, veliahtlar, krallar. Mesela 1858 Karadağ meselesi burada halledilmiş. Burada konferansı burada verilmiş. Mesela Girit isyanının konusu da burada ele alınmış toplanılarak devletler tarafından. Yani tarihte de önemli konuma sahip bir yapı. Sahil Sarayı'nın istisnai hikayesinden kaynaklanan bir konsolosluk yapısı olması benim aslında birazcık da hayıflandığım bir durum. Çünkü konsolosluk olduğu için biz bu kadar değerli bir yapıyı sadece kıyıdan ya da yoldan görebiliyoruz ve içine giremiyoruz. Bu da biraz üzücü. Buradan yol yalılarına doğru gidiyoruz ama hemen sol tarafında Bebek'ten Arnavutköy'e gittiğimiz yönde yalılar var. Şimdi ben Instagram hesabımı takip edenler bilir. Yalılarla ilgili bazen takipçiler çeşitli tabii ki olumsuz yorumlar da yapıyor. Şu anlamda olumsuz. İşte yalıların bir şekilde kamunun kullanımına açık olmayan sahil alanını işgal ettiğine dair. Bununla ilgili tabii iki görüş var. Yani bir şehre ve boğaza kattığı değer, çünkü görüntü itibariyle de bir yol yalısından çok daha eşsiz bir manzara sunuyor. Özellikle deniz tarafından baktığımızda. Ama bir yandan da tabii ki haklı bir yorum. Hani bu rıhtımlarını, bu yalıların başka insanlar kullanamıyor. Yani bu da çok haksız bir kullanım şekli tabii ki. Tabii yol yalılarında böyle bir durum yok. Yani yolun öbür tarafındalar. Şimdi yol yıllarına gelmişken de aslında bulunduğumuz konum itibariyle önemli bir yapıya da değinmek isterim burada. Hemen ileride gördüğünüz Birkan Apartmanı aslında geçmişteki ismiyle Natuk Birkan Apartmanları da mimarlık tarihinin çok önemli yapılarından bir tanesi. Natuk Birkan Apartmanları 1955 yılında mimar Haluk Baysal ve Melih Birsel tarafından tasarlanmış ve iki bloktan oluşan apartmanlardır. Aslında gördüğünüz, arkamda gördüğünüz bu iki yapı, yukarıdaki A blok, alttaki de B blok
olarak isimlendirilmiş başta. Şu anda da yukarıdaki 1, aşağıdaki 2 numaralı blok olarak geçiyor. Bu yapılar günümüzde aslında birazcık revize görmüş halde. Mesela alttaki bloğun ön cephesindeki bu boydan boya giden pencereler normalde sağ tarafında balkon olan şekilde görünüyor fotoğraflarda, eski fotoğraflarında, ama yine de yapılar genel olarak mimarisini koruyabilmiş diyebiliriz. Kullanıcılarından sebep bence girişteki apartman holüyle, merdivenleriyle, işte arkadaki bloğun kapısıyla birçok yer oldukça korunmuş durumda aslında. In peaceful waking sleep, a life before me, where did I go? Modern ve rasyonel mimariye sahip bu iki yapı, eğimli araziye oturmasından sebep bunu dezavantaja değil, avantaja çevirmiş. İki yapı birbirinin önünü hiç kesmeden tüm daireleri manzara görecek şekilde tasarlanmış ve her katta aslında bir daire var. Yani çok da büyük daireleri olan iki apartmandan bahsediyoruz. Mimar tarihine de geçmiş bu iki yapı Boğaz hattında benim de favorilerimden diyebiliriz. İstanbul'un en popüler parklarından biri olan Bebek Parkı'nda dolaşırken aslında geçmişte buranın bir park olmadığını ve çok da önemli sanatçılara ev sahipliği yapmış, çok fazla konsere de sahne olmuş bir gazinonun burada olduğunu belirtmekte fayda var. Buraya geldiğinizde de bu anıyı da hissederek belki dolaşabilirsiniz. Aşiyan Müzesi'ndeyiz. Namı diğer Tevfik Fikret Evi. Burası aslında Tevfik Fikret'in 1906 yılından 1915 yılına kadar yaşadığı ev ve amatör bir mimar gibi planlarını, projelerini kendi çizdiği bir ev ve 9 yıl yaşamış, yani 1915 yılında vefatına kadar yaşadığı ev. Bu bölgeye aşiyan denmesinin sebebi olan ev aslında. Çünkü Farsça'da aşiyan yuva demek ve Tevfik Fikret kendi evine aşiyan demiş, yuva demiş. Oradan sebep de burası aşiyan olarak kalmış. Tevfik Fikret'in vefatından sonra bir dönem Robert Kolej'in öğrencileri için bir pansiyon olarak kullanılıyor. Ve sonra maddi sıkıntılar sebebiyle Tevfik Fikret'in eşi burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satmak zorunda kalıyor. 1945 yılında da burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Müzesi olarak tekrar devreye sokuyor. 1961 yılında ise Tevfik Fikret'in naaşı aile kabristanı olan Eyüp'te bulunan mezarlıktan buraya getiriliyor ve şu anda da gördüğünüz bu mezarlıkta naaşı burada yatmakta. Bu müze içeride aslında işte Tevfik Fikret'in özel eşyalarının, bazı eşyaların replikalarını ve aynı zamanda ressam olan Tevfik Fikret'in yaptığı çok güzel tabloları barındırıyor. Ve bu tablolardan bir tanesi de Sis isimli tablosu. Hatta şiiri de var bununla ilgili. O tabloda da çok gizemli bir detay var. Onu da geldiğiniz zaman göreceksiniz. Ben onu söylemeyeceğim bu sefer.
Aynı zamanda bu yapının konumundan da bahsetmek lazım. Şu anda arka bahçesinin civarlarında kendi tasarladığı alana işte oturmak üzereyim. Ve şu anda ağaç yandan küçük su ve göksuya doğru bakıyorum. Ne kadar keyif düşkünü olduğunu ve ne kadar yani burayı özenle tasarladığında burayı gezince çok iyi anladım. Siz de bana geldiğinizde hak vereceksiniz bence. Hemen arkamda gördüğünüz yapı Devres Yalısı. Daha doğrusu tam adıyla Ragıp Devres Yalısı. 1933 yılında mimar Ernst Egli tarafından tasarlanıyor. 1933 yılına göre inanılmaz modern olan bu yapı, tabii ki dönemin en önemli akımı modernizmin izinden giden Ernst Egli'nin İstanbul'daki tasarladığı tek konut yapısı. Aslında Ernst Egli'nin Ankara'da çok fazla kamu yapısı var tasarlamış olduğu ama Türkiye'de tasarlamış olduğu ilk ve tek konut burası. Modernist ve rasyonel tasarım binanın her yerinden akıyor diyebiliriz. Ve dönemin seri üretim mantığı, modernizmin tüm iddialarını ve niyetini barındıran bir bina. Yani gerek doğrama düzeninden gerek korkuluğuna her şey modernizme uygun tasarlanmış. Benim İstanbul'da en sevdiğim yapılardan biri. Özellikle modernist dönemi seven biri olarak. Belki birçoğunuz işte böyle ne kadar sıradan bir bina falan diyebilir ama mimarlık tarihi açısından gerek Türkiye gerek dünya mimarlık tarihi açısından önemli bir yapı olduğu için Bebek dendiği zaman Devres Yalısı'nı asla geçemeyiz. Villa Bebek'in önündeyim. Burası Bebek merkezine hemen yakın. Aşiyan'la Bebek arasındaki yolda bir yol yalısı. Ve Bebek'e gelen herkesin de göz bebeği olan bir yapı. Çünkü ben ne zaman gelsem buranın fotoğrafını çeken birine rastlıyorum açıkçası. Villa Bebek 1900'lerin başında inşa edilen fakat günümüze orijinal haliyle ulaşamamış bir yapı. Bunun da sebebi 80'li yıllarda buradaki bir yol yapım sırasında binanın 5-6 metre olduğu yerden geriye çekilme zorunluluğu olmuş. Ve o yüzden de bina yıkılarak tekrar 90'lı yıllarda yenisi yapılmış. Bu gördüğünüz yapı da aslında yeni ve orijinaline uygun şekilde yapılan hali. Ama eski fotoğraflarında gördüğünüz orijinal yerinden 5-6 metre kadar geride. Bebek'e geldiğinizde, burada sahilde bir yürüyüş yaptığınızda bu yapıyı görmemeniz olası değil. Yılanlı
Kızılyalı'ya geldik. Burası Bebek'te hemen Aşiyan Parkı'nın yanında bulunan bir yol yalısı. 3. Selim zamanında Reisül Kitap Mustafa Efendi tarafından yaptırılıyor burası. Akabinde de çok fazla el değiştiriyor. Bir sürü insan zamanla birbirine satmış, başka insanlar yaşamış. Ama 2. Mahmut Boğaz seferinde, bir Boğaz gezisindeyken bu yalıyı görüyor ve kendisi satın almak istiyor. Ama aynı zamanda müsahibi olan Sait Efendi de bu yalıyı istiyormuş. Ve 2. Mahmut satın almasın diye şöyle bir hikaye uyduruyor. Diyor ki, efendim diyor, burası çok kayalık, burada çok yılan olur. Siz burada rahatsız olursunuz, burayı almayın diyor. Ve 2. Mahmut vazgeçiyor. Fakat Sait Efendi de burayı sonradan alamıyor. Başka bir aileye geçiyor. Günümüzde de aslında bu ailenin akrabaları tarafından hala kullanılan bir yalı. Fakat tarih içinde çok fazla değişiklik yaşıyor. Burası şu anda orijinal hali maalesef değil. Özellikle de 1900'lerin başında geçirdiği kötü restorasyon bu yapıyı orijinalliğinden oldukça uzaklaştırıyor. Ama eski fotoğraflarına baktığımızda da bu yapının hani günümüzde bulunan yapıyla da bağdaştırılabilecek yanları olduğunu, yani hala tarihe referans veren bir görüntüde olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda tarihin derinliklerinde çeşitli yangınlara da sahne olmuş bu yapının, mesela haremlik bölümünün yandığını biliyoruz. O yüzden de birçok kısım restorasyon dışındaki sebeplerden de zaten yok olmuş. Ama hala Boğaz'ın ve Bebek'in en değerli yapılarından bir tanesi. Narlıyan Apartmanı'nın önündeyiz. Burası Bebek Merkez'e Aşiyan tarafından gelirken ilk yalıdır. Yani ilk deniz yalısıdır. Ve aslında burası Bebek'in de en eski ve en yüksek apartmanlarından biridir. Mimarı da Kaan Kavafyan isminde bir Ermeni mimardır. Kayıtlar da böyle geçmekte. Hatta içerilerde, Bebek'in içlerinde de Kavafyanların bir köşkü bulunmakta. Herhalde mimarın da onunla da ilişkisi vardı o aileyle. Yapı her katında bir daire olmak üzere 5 daireden oluşuyor. Üstteki 4 daire 4+1 200 metrekare daireler. Altta ise 2+1 bir 130 metrekarelik daire var. Tabii kendi rıhtımı olan, kayıkhanesi olan bir apartman olduğunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bebek'e geldiğinizde hem balkonunun dikkat çekici olması, yukarıdaki cam gölgelik ve binanın detayları ve İşte hatta binanın direkt denizde sıfır olması ve balkonlarından belki balık tutabileceğiniz kadar denizle ilişkisi olması da en dikkat çekici özelliklerinden. I'm on the losing side.